çalışmıyor yani. Bunu çalışıyor. Ses kaydı efendim. Öyle mi? Çalışıyor. Kayıt yapıyorlar. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan yangın bölgesinde kriz merkezinde bilgilendirildi. Şimdi kamera karşısında kulak verelim. 21 Haziran 2022 tarihinde Muğla ilimiz Marmaris ilçesinde Hisarönü Mahallesi Bordübet köyü koyu ile 7 Adalar mevkiinde 20.02 ile 20.10 arası başlayan yangın afetinde bildiğiniz gibi ilk müdahaleleri 20.10'da teşkilatımız gerçekleştirdi. İlk müdahale 3 helikopter, 2 uçak ile gerçekleştirdi. Bakın ben sizi yukarıya baktırmayacağım. Siz yine de bana bakın. Çünkü yapılması gereken neyse bunların hepsi anında gerçekleşti. Anında yapıldı ve her an çok da güçlenerek güçlü bir şekilde bu süreci devam ettirdik. Tabii 3 helikopter, 2 uçak ile başlayan bu süreci toplamda 95 araç, 576 personelle gerçekleştirdik. Yapılan ilk müdahale ile yangının çok daha büyük boyutlara ulaşması engellendi. Tabii bununla birlikte 21.06.2022 tarihi itibariyle saat 14.02'de Dalaman'da, 22.06.2022 tarihi saat 9.30'da Fethiye'de, saat 13.50'de Köyceğiz'de ve saat 14.20'de Seydikemer'de çıkan yangınlar kontrol altına alınmıştır. Ve burada özellikle bütün ekiplerimize canhıraş çalışmaları sebebiyle de şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. 1204'ü orman olmak üzere toplam 4587 personel sahada görev yapmıştır. Görev yapmaya devam etmektedir. 405 arazöz ve 202 iş makinesi, 48 itfaiye aracı, 119 su tankeri, 28 toma olmak üzere toplam 1169 araç bu yangın süreci içerisinde görev yapmışlardır. 15'i uçak, 46'sı helikopter olmak üzere 61 hava aracı ile bu yangında arkadaşlarımız görev aldılar. AFAD'ın koordinasyonunda Muğla iline 22 farklı ilden toplam 261 araç görevlendirmesi yapılmıştır. Ayrıca Avrupa Sivil Koruma Mekanizması ile Romanya ve İsrail'den hava aracı desteği konusunda yardım teklifinde bulunulmuş. Fakat bizim şu an itibariyle ihtiyacımızın olmaması sebebiyle kendi araç gereçlerimizle bu söndürme, soğutma vesaire bunları sürdürüyoruz. Değerli arkadaşlar, tabii bu arada yine aynı şekilde Azerbaycan'dan böyle bir teklif yapıldı. Bu teklif bir uçak. Bu şu anda çalışmaların içerisinde yerini aldı. Bir diğer Orman Genel Müdürlüğü 14 uçak, 25 helikopterle çalışmalarını sürdürdü. Tabii yine bu arada Katar 3 helikopterle bu çalışmalara iştirak etti. Jandarma 14 helikopterle bu çalışmalar içerisinde yerini aldı. Milli Savunma Bakanlığı 6 helikopterle burada yerini almak suretiyle çalışmalarımız devam ediyor. Değerli arkadaşlar, tabii AFAD'ın koordinasyonunda bölgeye 26 sivil toplum kuruluşundan toplam
393 personel ve 47 araç gelmiştir. Müdahale çalışmalarında 15 afet grubu görev almaktadır. Sevincimiz her şeyden önce herhangi bir can kaybı ve kayıp vatandaşımız yoktur. Sağlık ekiplerimiz tarafından toplam 47 hastaya müdahale edilmiştir. 19'u hastaneye nakil edilmiş, tedavileri tamamlanıp taburcu edilmişlerdir. Sağlık ekiplerimiz 19 ambulans, 16 UMKE aracı, toplam 35 araç, 135 personel ile müdahalede bulunmaktadır. Ayrıca 50 haneye sağlık taraması yapılmıştır. Afet tahliye yerleştirme ve afet barınma gruplarınca da yangınlar sırasında Marmaris ilçemizde toplam 131 hane, 435 kişi tedbir amaçlı tahliye edilmişlerdir. Tahliye edilen kişilerin büyük bölümü güvenli bölgelere geri dönüş yapmıştır. Afet barınma grubunca 340 personel ve 4 tahliye edilen vatandaşımız olmak üzere toplam 344 kişiye barınma hizmeti sağlanmıştır. Bu arada 52 büyükbaş, 235 küçükbaş, 225 kümes hayvanı olmak üzere toplam 467 hayvan ve 52 araç tahliyesi yapılmıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızca Marmaris ilçesinde yangın nedeniyle tahliye edilen hanelere 288 bin lira nakdi yardımda bulunulmuştur. Değerli dostlar, bütün bunlardan sonra da şu an itibariyle yine gerek karadan, gerek havadan bütün söndürme, soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. Ve şu ana kadar gerek Gıda Tarım Hayvancılık Bakanım Vahit Bey, gerek İçişleri Bakanım Süleyman Bey, bakan yardımcılarımız hep birlikte süreci kontrol altında tutmuşlardır. Ve kurum olarak da gerek itfaiyelerimiz, gerek AFAD'ımız bu koordinasyonlar içerisinde sürekli yer aldılar ve hiçbir an burayı yalnız bırakmadılar ve bu süreci son anına kadar da devam ettirecekler. Milletvekillerimize ayrıca teşekkür ediyorum. Onlar da burayı terk etmediler ve burada Cumhur İttifakı olarak AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi yerlerini aldılar ve buradaki süreci sonuna kadar takip ettiler. Ben de tüm arkadaşlarımıza, bu çalışmalarda emeği geçen tüm sivil vatandaşlarıma, şahsım, milletim adına çok çok teşekkür ediyorum. Sağlıklı haberler üretmek suretiyle vatandaşlarımızı bu konulardan bilgi sahibi yapan medyamıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin soracağı sorular varsa buyurun. Değerli arkadaşlar, Dalaman'dan şöyle helikopterle gelişimizi yaptık ve herhangi bir yerde herhangi bir sıkıntı var mı, bir kontrol altında bakalım dedik. Doğrusu şöyle bir ufak yerde şeyler gördük ama bunun dışında hamdolsun büyük oranda bu iş kontrol altına alınmış vaziyette. Peki efendim, sizin elinden bir rakam var mı? Şimdi sen bir şeyler öğrenmişsin ama şimdi bu tabi bir ara ilk etapta 2000 hektardı, daha sonra 3000 hektara çıktı ama son anda bu 4000 hektarı özellikle buldu. Fakat tabi şu an itibariyle bu 4000 hektarın
kontrol altına alınmasıyla, inşallah soğutmayla vesaireyle hemen bunları bir an önce küçültüp bir taraftan da tabii ne yapacağız? Ekime başlayacağız. Ağaçlandırma çalışmalarımızı başlatacağız. Bunu geçen yıl yine Muğla, Antalya biliyorsunuz, Alanya, buralarda yaşadığımız bu olaylarla hiç durmadık. Hemen dikimlere başladık ve şu anda oralar çok farklı bir hale geldi. Burada da aynı sefer. Burada da şimdi aynı uygulamayı yapacağız. İnşallah burada da ağaç dikim çalışmalarıyla beraber bu bölgedeki sıkıntıyı da süratle gidereceğiz. Süleyman Bey tutuklandı. Tutuklandı. Ya mesela sana sorsam sen hangi kanaattesin? Yani ben de aynı kanaatteyim. Caydırıcı bir ceza. Ve ben de diyorum ki ucu nereye dayanıyor? İdamı mı? İdamı mı? Sultan Fatih ne diyor? Ormanlarımdan bir ağaç kesenin boynun vururum diyor. Bu iş o kadar önemli. Canım canım bütün ormanları yakıyoruz. Sadece ormanlar mı? Bütün haşerat, hayvanlar hepsi bu ormanlarla beraber ne oluyor? Onlar da yanıyor. Adam affedersin içmiş. Şaribülleyli ve nehar. Ve geliyor bilmem neye kızdım. Onun için de burayı yaktım. Ya ne demek bu ya? Böyle saçmalık olur mu? Bu tartışılmalı. Ve bunun üzerinde kesinlikle etraflıca durmalıyız. Sağ ol. Başka var mı? Ama akşam çok telaşlıydın. Akşam çok telaşlı gördüm seni. Basın abarttı diyor efendim. Kendisi abartıyor. Nasıl oradan böyle? Durma, koş filan. Buyur. Sadece %5'lik kısmı zarar gördü. Yani şu anda bakanımın ifadesine göre %5'lik kısmı zarar görmüş. Dolayısıyla biz bunların zararlarını gideririz. Çam balı hadisesi. Özellikle bu bölgede çam ağaçları olduğuna göre çam balı. Dolayısıyla o sıkıntıyı inşallah gideririz. Ben geçen sene milli parkları açmıştım geçici olarak arıcılara. Aynı söylüyor. Yelda Hanım diyor ki geçen yıl diyor milli parkı açmıştık arıcılara. Yine aynı telafiyi hallederiz. İnşallah. Bir daha dikmeye de herkes... Peki. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Var olun. Yanmadı, yanmadı. Hiçbir şey. Şimdi Sayın Bakanımın da söylediğine göre yanmadı diyor. Ama gerekli olan tedbirler alındı diyor. Olay bu. Bu tedbirler daha da artırılarak devam edebilir. Sağ ol. Fidan dikmeye de herkes gelsin Sayın Cumhurbaşkanım. Gelmiyorlar fidan. Fidan dikme ilan edildiği zaman tabii bütün bölge halkını fidan dikmeye davet ediyoruz. Hep birlikte fidanları dikelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan bölgede yangın krizi merkezinde de gerekli bilgilendirmeyi aldıktan sonra incelemelerini tamamladı ve kameralar karşısına geçti. Yangın büyük oranda kontrol altında ve müdahaleyle tabii büyük bir boyuta ulaşması da engellendi dedi. Şimdi böyle